Panen ho, je vo tvoje, vo tvojim srpo. Amen. Bugün Badarak'ta okunan İncil bölümünü ele alıyoruz. Bakalım burada bugün ne sorun yaşanmış ve Kristos neler yapmış anlayalım. Çünkü Avedaran okunduğunda kimse dikkat etmez. Genellikle Krapar okunur. Aşkarapar da olsa ne geçti, olay neydi kimse anlayamıyor. Dolayısıyla ele alalım, bakalım ne demiş. Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Tapınağın açılışı. Biz hayrı navagadik deriz. Bir kurumun, hastane olsun, okul olsun, şirket olsun ve özellikle bir ibadethanenin temeli atıldığı gün ve açıldığı gün navagadiktir. Yıl dönümü kutlandığında bir kurumun navagadiktir bugün derler. Kaçıncı sene? 50. sene, 100. sene navagadik. Peki bu tapınak yeni mi yapıldı? Neden açılış? Kristos'tan önce 167 yılında Antiyokse Yemipan kral bu mabete girdi. Kirletti, kısmen yıktı ve 3 sene sonra 164 yılında ancak bu mabeti temelden onardılar ve açılışını yaptılar, navagadik yaptılar. Bu bayram 8 gün sürerdi. Ve bu bayrama 2 ayrı isim de verilirdi. Cırakneruton, Kandiller Bayramı, Işık Bayramı. Cırakaluş da söylenir. Bu 8 gün herkes akşamları mum yakardı. Bazı aşırı inançlılar evde kaç kişi varsa her birisi için birer mum yakardı. 5 kişi varsa her akşam 5 mum yakılırdı. Işıkların bayramıdır. Dolayısıyla açılış bayramıymış, ışık bayramıymış, navagadik, gam, patsu, her ne söylenirse, cırakaluç, aynı bayramdır. Üçüncü bayramda vardı, ismi vardı. Haktanagidon, zafer bayramı. Çünkü o kralı kovmuşlardı, atabilmişlerdi. Ve bundan dolayı da zafer dediler. Dolayısıyla bu bayramın 3 ismi var. Hayır, Navagadik, Cırakaluş, Gam Cıraklerudun, Yevhaftanagidon. Türkçe'de Navagadik kelimesine eşit bir kelime olmadığı için açılış diyor. Mevsim kıştı. Ne zaman olduğunu hatırlatmak için bunu söylüyor. Hangi aylarda? İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Şimdi o büyük mabetin bir eyvanı veya salonu vardı büyük. Ve diyorlardı ki bu salon Solomon'un yaptığı mabetten kalmadı bu bölüm. Bu bölümüne dokunmamışlardı. Dolayısıyla Kristos için diyorlardı ki Süleyman'ın avlusunda yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın? Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. Evet, Yahudiler inanıyorlardı, Tevrat'a yazdılar ki bir Mesih gelecek. Mesih ne demek? Kurtarıcı. Kurtarıcıyı bekliyorlardı. Peki Yahudiler ne için kurtarıcı bekliyorlardı? Çünkü Davud'un krallığı yıkılmıştı.
Romalıların emri altındaydılar. Romalılar hükmediyordu İsrail'e. Ve o kurtarıcı bekliyorlardı. Birisi gelecek, kılıç kuşanacak, ata binecek, ordusunu kuracak ve Romalılara karşı savaşacak, onları kovacak, Davud'un krallığını tekrar kuracak. Böyle bir Mesih bekliyorlardı. Şimdi burada senin için Mesih söyleniyor dediler. Mesih'im diyorsun. Gerçekten Mesih misin? Eğer gerçekten Mesih'sen neden silah kuşanmıyorsun? Neden ordu kurmuyorsun? Savaşa hazırlanmıyorsun? Hatırlarsanız kutsal kitabı tabii ki Avidaran'ı biliyorsanız. Havvanu Garabet vaftici Yahya hapisteyken zindanda talebelerini gönderdi Kristos'a sormak için. Sen gerçekten beklediğimiz kişi misin değil misin? Yani beklediğimiz Mesih sen misin? Neden o da kuşkuya düştü? Kaldı ki kendisi vaftiz yaptı onu. Kendisi demişti benden sonra gelenin ben ayakkabının bağlarını çözmeye layık değilim. O sizi kutsal ruhla vaftiz edecek. Bunları hep kendisi biliyordu. Niye kuşkuya düştü? Çünkü o da Tevrat eğitimi almıştı. O da diğer Yahudilerin gibi bekliyordu ki Mesih gelecek, savaşacak. Davud'un krallığını kuracak. Böyle inanıyordu. Onun için talebelerini gönderdi Kristos'a, sordular. Sen Mesih misin diye beklenen kişi sen misin? Öğretmenimiz soruyor, büyüğümüz Hovannes. O zaman da Kristos ne demişti? Gidin ona söyleyin. Körler görüyor, sağırlar duyuyor, felçliler yürüyor, ölüler diriliyor. Daha nasıl ispatlayayım? Burada da aynı cevabı veriyor Kristos. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Evet. Babam gönderdi beni. Ne istedi benden? Sizi kurtarmak. Günahlarını üstlenmek. Sıkıntıda olanlara yardım etmek. Köleleri kurtarmak. Ruhen fakirleri ruhen zenginleştirmek. Bunları yapmıyor muyum? Yapıyorum. Körlerin gözlerini açıyor muyum? Sağırların kulaklarını açıyor muyum? Felçlileri yürütüyor muyum? Ölüleri diriltiyor muyum? Bunları görüyorsunuz. Daha ne ispat istiyorsunuz? Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Evet, siz bunları gördüğünüz halde başka türlü bir Mesih bekliyorsunuz. Başka bir yerde demişlerdi, bizim çocuklarımız da bu mucizeleri yapıyor. Yapıyorlardı, körlerin gözünü açıyorlardı, sağırların kulaklarını açıyorlardı. Sen bize göksel mucizeler göster. Göksel mucizeler. Dediler ki mesela, Musa gökten ekmek yağdırdı. Sen de göksel bir şey göster. Yahya peygamber ateş yağdırdı. Samuel güneşi durdurdu. Göksel. Ve o zaman da Kristos ne demişti? Ben size Yunus'un örneğinden başka bir örnek göstermeyeceğim. Ne demek Yunus'un nişanı, işareti? Tanrı Yunus'a demişti, git Nünve şehrine, beni vaaz et. Çünkü bu toplum kralıyla, saray halkıyla, halk cemaatle benden uzaktırlar. Git beni vaaz et. Ama Yunus biliyordu ki kral çok gaddar birisi. Beni öldürür dedi. Kaçmak istedi.
bir gemiye bindi. Denizin ortasındayken sakin olan deniz birdenbire çalkalanmaya başlandı. Fırtınalar koptu. Gemi batacak. Ama gemi sahibi dindar birisiydi. Dedi ki aramızda bir günahkar var. O zamanlar bulmak için ne yapıyorlardı? Kutsal ruha güveniyorlardı. Kura çekiyorlardı. Hayren, vicak. Kura çektiler. O çıktı. Ve onu denize attılar. Deniz sakinleşti. Peki örnek nerede bunun? Denizde Yunus balığı gelip yuttu onu. 3 gün ne yaptı? Karnında sakladı onu. Zarar vermeden. 3. gün sahile attı. Neyi demek istedi Kristos? Siz de beni gömeceksiniz. Mezara, karanlık yere. 3 gün kalacağım, çıkacağım. Yunus gibi. Evet. Her ne yapıyorsam bana inanmıyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Yani bana inanan kişiler değilsiniz. Ben ne yaparsam yapayım. Hani Türkçe derler ya, bütün parmaklarımı yakayım yine size yaranamıyorum. Kristos bu kadar şeyler yaptığı halde halen iman etmediler. Siz benim koyunlarım değilsiniz. Koyunlar ne yapar? Koyunların sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Evet. Eğer biz koyunlarıyız isek, Kristos da çobanımız. Ne diyor Kristos kendisi için? Yesim hovivin kaç. Hoviv kaç, zansın yurtuna ivera boçkaraç. Cesur çoban benim. Koyunların için canımı veririm. Öyle yaptı zaten. Bizler için canını verdi. Onlar beni tanır. Çoban kavalı çalsın, bütün koyunlar yanına gelir. Hatta çobanlar koyunlara isimler takar, alıştırmıştır. İsmiyle çağırır, koyun gelir yanına. Bağırır koyunlarına. Koyunlar gelir, ona itaat ederler. Ve Kristos diyor ki, siz benim koyunlarım değilsin. Yani bana itaat edenler değilsiniz. Aksine beni dışlamak için çalışma yapıyorsunuz. Benim koyunlarım var, havariler var. 12 havari. 72 talebe. 100 takipçi. Özel gruplar vardı. Ve tabi binlerce halk. Onlar benim koyunlarım. Onlar beni takip eder, koyunlarımdır. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Evet. Bana inanıyorsanız, benim emirlerimi yerine getiriyorsanız, siz kaybolmayacaksınız, mahvolmayacaksınız. Yani cehenneme değil, cennete yanıma geleceksiniz, kaybolmayacaksınız. Kaybolanlar cehenneme gidenlerdir. Ateşe atılanlardır. Şeytanın kabul edenlerdir. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Kim kapacak elinden? Başta şeytan. Şeytan her türlü kurnazlığı yapar bizleri Tanrı'dan uzaklaştırmak için. Ne yapar? Bak burada değerli bir şey var, altın var, bilmem ne var. Çal onu. İştirak eder ve sen de dersin ya, gerçekten güzeldi, ben sahip değilim, buna sahip olayım dersin, çalarsın. Sinirlendirir seni, vur öldürür karşıdakini. Onun emrine itaat edersin ve öldürürsün. Peki şeytanın amacı ne? Bir kişiyi Tanrı'dan uzaklaştırırsa, cehenneme attırırsa onun için zaferdir. Çünkü Tanrı kendisini gökten attı, cennetten korktu. Satayeli ve ekibinin cinleri. Onun için şeytanın tek amacı Tanrı'dan kaç kişiyi uzaklaştırabilirse, cehenneme layık ederse onun için zaferdir. Hatırlarsanız Kristos'u bile baştan çıkarmaya çalıştı.
40 gün oruç tutmuştu Kristos. 40. gün geldi, onu da sınadı. Kristos'u bile sınadı. Sen açsın 40 gün. Ekmeğe emret, taşa emret, ekmek olur yersin. Aç kalma. Ne dedi Kristos? İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın sözüyle de yaşar. Sonra biraz daha yükseğe çıkardı. Kendini at buradan dedi. Nasıl olsa Tanrı evladısın zaten. Melekler gelip seni kurtarır. Ne dedi Kristos? Yazılmıştır. Tanrını sınamayacaksın. Daha da yükseğe çıkardı. Ve önemli olan işte burada. Görüyor musun bu krallıkları, zenginlikleri? Hepsi benimdir. Ben idare ediyorum. Evet, hayatımızda şeytanın rolü büyük. Bizi baştan çıkarıyor. Güzel şeyleri bize sunuyor. Ve biz de güzelliklere kapılıyoruz. Bana boyun eğ dedi. Bütün zenginliği sana vereyim. Ne dedi Kristos? Astud mezat voç megün yegri bakutun biliciniz. Tanrı'dan başka hiç kimseye kulluk etmeyecek. Evet. Dolayısıyla Kristos diyor ki ben sizler için varım, sizin çobanınızım, sizi ben kurtaracağım ve kimse, başta şeytan olmak üzere, elimden sizleri alamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Evet, onları babamın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Evet, en güçlü olan kim? Kudreti tabii ki göksel babamız, Tanrı. Kimse onun elinden alamaz. Eğer ben birisini kazanmışsam, babam için kazandırdım. Ve babam onları koruyacak. Ben olmasam da onları koruyacak. Ama son kendisinin cümlesinde herkesi kudurtan bir şey söyledi. Ben ve baba biriz. Babamı ne istiyorsunuz? Bana bakın. Ben oyum. Başka yerde Pilibos Kristos'a soruyor. Her zaman babadan bahsediyor. Şu babayı bize göster, biz de tanıyalım. Ve Kristos azarladı onu. Pilibos dedi. Halen bu soruyu soruyorsun. Beni gören babamı görmüştür. İki tanrı yok. Benim. Beden alıp aranıza geldim. İşte etrafındaki insanları kudurtan bu kelime oldu. Ben ve babam biriz. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. Neden yine diyor? Çünkü başka zaman da taşlamak istediler. Ama o kendini kurtardı. Görünmeden uzaklaştı. İsa onlara size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Evet. Ben size kötülük yapmadım. Malınızı çalmadım. Hakaret etmedim. Aksine hepinize yardımcı oldum. Bana kim geldiyse yardım istemeye yardım ettim. Babamdan bahsettim. Neden beni taşlamak istiyorsunuz? Şimdi Yahudilerde ölüm fermanı taşlanarak öldürmekti. Birisi ölüme mahkum edilmişse taşlanarak. O haç dediğimiz çapraz tahta ise Romalıların ölüme mahkum ettikleri aletti. Kristos'tan sonra o haç ismini aldı ve kutsal oldu. Yoksa ölüm aletiydi o. Dolayısıyla Yahudiler taşlayarak öldürmek istediler tekrar Kristos'u. Yahudiler dediler ki seni iyi işlerden ötürü değil küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. İyi işler için seni taşlamıyoruz. Sen kendini insansın, ölümlü birisisin, Tanrıyım diyorsun.
gel gör ki aramızda belki Hristiyanların %80'i diyebilirim ki Hristos'un halen Allah olduğuna inanmıyor. İnanmıyor. Peygamber diyor. Evet, Hristos peygamberdir. Evet, Hristos Arakyal'dır. Ama Hristos Allah'tır. Geleceğin hakkında bilgi verdiği zaman peygamberdir. Peygamberler ne yapar? Gelecek hakkında bilgi verir, görür. Biz ölümlü bu gözlerle önümüzdekini görürüz. Peygamber duvarın arkasında olanı görür. Peygamber gelecekte ne olacağını bilir. Hristos peygamberdir. Hristos Arakyal'dır. Çünkü Tanrı babası gönderdi onu. Arakyal ne demek? Gönderilmiş. Evet, baba onu gönderdi. Arakyal'dır. Ama özü kendisi Tanrı'dır. Dolayısıyla dediler ki iyi işler için seni taşlamıyoruz. Öldürmek istemiyoruz. Ama haşa sen kendini Allah yerine koyuyorsun. Tabi Hristiyanlarda ben inancıma göre %80 eğer Tanrı olduğuna inanmıyorsa diğer dinler niye inansın ki? Bugün bir Müslümana söylesin diyor haşa nereden babam oluyor? O benim Tanrım'dır. Allah'ımdır. Sonra İsa neden Tanrı'dır? O da Hazreti Muhammed gibi peygamberdir. Diğer daha Budistler için bir şey söylemiyorum daha. Evet, zor anlayış Kristos'u, insanı, bir insanı Tanrı diye kabul etmek. Gökten nasıl geldi? Hani Tanrı ışıktı? Tanrı ruhtu. Ruh olsa olarak gelse gök kimse göremez. Işık olarak gelse kimse bakamaz. Vartavar günü ışıklar içinde kalmıştı Kristos. Talebeler ne yaptılar? Bedros, Hovanes, Hagop kardeşi. Üçü oradaydılar. Gözlerini kapattılar çünkü ışığa bakamadılar. Kristos Tanrılığını gösterdi. Tanrı'nın ışık olduğunu orada ispatladı. Evet, kabullenmek onlar için zor olduğu kadar içimizde de bazı insanlar vardır. Çok zor onlara. Rahmetli bir derhayrımız da bile cahildi. Rus aralıktan gelmişti, okumamıştı. O bile birisine demiş ki, bırak canım, ne Allah için? Peygamberdir işte sana demişti. Acıdım ona, bir şey yapmadım çünkü cahildi. Kahana yapılmış, düğün, vaftiz, cenaze yapsın, onun için. Tanrı olduğunu söylediğin için seni taşlıyoruz dedikten sonra Kristos dedi ki yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Evet, Tevrat'ta yazıyor. Tanrı diyor Yahova, siz ilahlarsınız. Yani siz de Tanrısınız. Savcılar, yargıçlar onlar Tanrı'nın yapacağını yeryüzünde yapıyorlar değil mi? Adaleti sağlamaları lazım. Rüşvet yemeden. Doktorlar, hakimler ne yapacak? Sağlığıyla ilgilenecek. Tanrı'nın görevini yeryüzünde yapıyorlar. Onlar için, insanlar için Yahova'yı Tanrı demiş ki sizin çocuklarınız da ilahlardır. Siz de Tanrısınız hepiniz. Kısmen. Çünkü Tanrı'nın nefesini, ruhunu içinizde barındırıyorsunuz. Çünkü kutsal kitap diyor, insanı Tanrı'nın suretiyle yarattı. Sizi gören Tanrı'yı görür. Kristos da bizim bedenimizi almadı mı? Tanrı'ydı. Sizler de öylesiniz. Bizde de. Eğer Tanrı'nın
evlatlarıysa vaftiz kanalıyla, biz de kısmen Tanrı'yız. Tevrat'ta da bu yazılı ve Kristos onları hatırlatıyor. Hani diyor, sizin çocuklarınız da, sizler de Tanrı'ydınız. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Kutsal kitap bunu yazmışsa ki sizin çocuklarınız tanrılardır, ilahlardır. Ve kutsal kitap değişmeyeceğine göre bir cümleyi değiştiremezsin. Bu söz geçerlidir hepiniz için. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsunuz dersiniz. Evet, gökteki beni gönderdi, babamdır. Ve o beni gönderdi ve ben onun oğluyum diyorum diye siz bana diyorsunuz ki küfrettin Tanrı'ya ve beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Evet, maalesef baba, oğul, kutsal ruh anlayışı toplumda halen beyinlerde yer bulmamış, anlayamamış. Neden baba, oğul, kutsal ruh? Evet, dacıklar der ki, Hristiyanlar inanıyorlar ki üç tane Tanrı var. Hayır, üç tane Tanrı yok. Ama gel gör, izah et. Bırakın onları, biz kendi halkımıza nasıl izah edeceğiz? Her seferinde anlatmışız. Neden baba, oğul ve kutsal ruh? Neden bu üçünün bir olduğunu? Güneşten örnekler verildiği zaman sabah ilk önce ne görürsünüz? Işık görürsünüz. Aa, güneş çıkmış diyor musunuz? Sonra sıcaklık veriyor. Terliyorsunuz. Güneş ısıttı bizi. Isısını verdi. O da güneş değil mi? Isı verdi. Sonra yukarıya bakıyorsun, parlıyor. Ha, güneş. Güneş, ışık ve ısı. Üç tane güneş yok. Aynı güneştir. Tanrı da aynıdır. Ruhtur, ışıktır. Ama bir tanedir. Üç tane Tanrımız yok. Evet. Ama anlamanız zor bunu olduğu halde Tanrı şeye bakar. İmanınıza bakar, sevginize bakar, umudunuza bakar. İman, ümit, sevgi. Yaptığınız iyi işlere bakar. Sizi öyle yargılar. İyi işler yapmıyorsanız Tanrı huzurunda yeriniz yok. Ben kimseye kötülük yapmadım. Tanrı der, bana ne? Seni gönderdim, sen başkasına iyilik yapasın diye. Ben kimseye kötülük yapmadım, cennetlik miyim? Hayır. Faydalı olmadığın için cehennemliksin. Kimseye el uzatmadın. Maddi, manevi, fiziki. Nasıl yardım edebiliyorsan birisine, öyle yardım et. Yerden kaldır düşeni. Cahili eğit. Çocuğu koru. Zayıfı koru. Bir lira varsa 10 kuruşunu ver. O zaman Tanrı bunu görür. Das imastun guişler vardı değil mi? 5 hinge himar hinge imastun der. 10 bakireler olayı. Birisinin 5 kişinin kandili yanıyor, 5 kişinin kandili sönmüş. O sönenlerin iyilik yapmadıklarını gösteriyor. Kandilleri yanan kişiler de iyilik yapmış kişileri temsil ediyor. Dolayısıyla yaşadığınız sürece öyle veya böyle hangi konuda olursa olsun yardımcı olmaya çalış. Yardım et. Her şey paralel değil. Fiziki. Sabunun, koruyun, kaldırın. Akıl verin, eğitin. Bunlar hepsi yardımdır. Ve Tanrı görür. Tanrı yaptığınız bütün hayırlı işleri kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin. Ve kutsal ruh hiçbir zaman üzerimizden eksik olmasın.
ve Kristos'un elleri de kiliselerimizin ve cemaatimizin üzerinde olsun. Amin.